Merhabalar, ben Şenay Aydemir. Bundan sonra her pazar Artı TV'de birlikte olacağız. Yakın dönemin kültür sanat gelişmelerine netlik ayarı yapmaya çalışacağız. Çoğu zaman konuklarımız olacak. Bazen ben tek başıma bazı konularda fikirlerimi söyleyeceğim. O zaman fazla uzatmadan bu haftanın ilk konuğunu tanıyalım. Oyuncu, yazar Berkay Ateş. Genelde oyuncu olarak biliniyorsun ama bu sefer ben biraz yazarlığında vurgu yapmak istedim. Çünkü Sessizliği Vurun adlı kitabın çok yakın zamanda çıktı. 5 kendin kaleme aldığın ve hepsi sahnelenmiş 5 oyun ve bir de öykü kitabı var. Biraz kitaptan bahsederek giriş yapalım. Tabii ki. 2013 yılında başladığım aslında tiyatro yazarlığı serüveni bu yılda uykusuz bir rüya haline devam ediyor. Bu 5 oyun. İlk yazdığım oyun 25, Kuş Öpücü, Hak, Hakikat Elbet Bir Gün, o da oynamaya devam ediyor. Ve Uykusuz Bir Rüya Salim, bir de Yankılar Kötü isimli bir öykü var içinde, İran'da basılmıştı birkaç yıl evvel. Konservatuvar yıllarında biraz karalamaya başlasam da böyle bir oyun yazarı olma gibi bir hayalim yoktu. Ama süreç içerisinde hem kendi tiyatromuzun olması sebebiyle de aslında böyle bir süreç gelişti. Oyunların bir şekilde basılı kalmasını çok önemsiyordum. Yani Hakikat Elbet Bir Gün Cevdet Kudret Edebiyat Ödülünü almıştı. Ve orada aslında tek kitabı olmayan ödül sahibi bendim yıllardır. Onun dışında oyunlarla ilgili tezler yayınlandı. Bunlar kitap haline geldi ama kitap yok hala. Derken en sonunda aslında bazı yayın evleriyle de görüştük. Everest Yayınları sevgili Kemal Varol aracı oldu. Saadet Özen'le görüştükten sonra kendilerinin hakkını teslim etmek gerek. Bugün Türkiye'de yani bir tiyatro oyunu basmak bence çok kıymetli bir şey. Her yerde vurguluyorum. Yani tiyatro oyunu böyle sanki hiç basılmazmış gibi geliyor ama bugün dünya edebiyatındaki birçok iyi yazar, Shakespeare, Chekhov, Ibsen, Gorki, bu yazarlar tiyatro yazarıdır yani. Bu anlamda kıymetli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Sessizliği Vurun ismi önce Hakikat Elbet Bir Gün'de geçen, daha sonra Uykusuz Bir Rüya Salim'de geçen bir replik. Aslında yani böyle büyük bir cümlelerdense kendi içimizde, sen de oyunu izledin, söyleyemediklerini söyleyebilseydik eğer belki böyle olmazdı dediğimiz bir yerden aslında koyduğum bir isim. Yani eğer vurabilsek sessizliği kendi aramızda, kendi içimizde, dünyamızda, küçük dünyalarımızda belki o zaman büyük şeyler söylemeye de imkan olur diye düşünüyorum. Peki ben hani edebiyat ödülü almış bir yazarsın aynı zamanda. Hani herkes, dediğim gibi herkesin seninle ilgili algısı oyunculuk üzerinden ama bir taraftan da ufak ufak şeyde geliriz, gelelim Uykusuz Bir Rüya Salim'e. Ben izlerken bu baya baya bir öykü diye düşündüm. Sonra kitapta da okurken bu bir öykü diye düşündüm aslında. Evet. Yani çünkü diğerleri işte klasik bildiğim teknik olarak da bir tiyatro metni gibi akıyor diğer şeyler ama kitapta da öykü gibi akıyor aslında. Böyle miydi kurgularken de yani Uykusuz Bir Rüya'yı? Tam olarak roman olarak ben yazmaya başladım ve çok uzun bir şekilde yazdım ben Salim'i. Bu arada ismi aslında Salim'di ama daha sonra Magarsus, ben Adana'dan İstanbul'a gelen bir çocuğu yazdım yani Salim. Daha sonra Magarsus'un senaryosu gelince yani oradaki karakter evet beton. Ama gerçek adı Salim. Ozan'la da dedik ki yani bu böyle çok denk geldi. Yani Salim nereden bu kadar denk gelebilir? Sonra ben oyunun adını değiştirdim. Yani şey zannedilmesin diye, bir Magarsus etkisi var. Zannedilmesin diye. Onun ekmeğini yiyormuş falan, gibi anlaşılmasın evet, yani diye. Gördün zaten. Bir ama hiç... Uykusuz Bir Rüya da çok karşılıyor evet, bu taraftan. Bence da. De. Ben çok memnunum şimdi isminden. Roman olarak yazdım ama daha sonra dilini değiştirdim ben hikayenin. Salim'in dilinden anlatmaya başladığım bir versiyonu daha oldu. O versiyondan sonra aslında bazı yerler bana çok fazla gelmeye başladı. Ve bir kırpma dönemi geldi ve sonra da aslında ben
oyun yapmak istediğime karar verdim ve böyle bir yazdığım 200 sayfalık romanı bir kenara bırakıp bazı pasajları, bazı yerleri alarak aslında son haline getirdim. O biraz zorlu bir süreçti. Tek kişilik oyun olmasından dolayı evet, yani yazımsal olarak böyle bir yapısı var. Ama bence bunu vurgulamadan geçemeyeceğim. Yönetmenimiz Yiğit Sertdemir'in bulduğu oyun fikriyle bütün bu mekanların bir teatral reji, teatral diliyle bence gerçekten metnin daha da üstünde bir anlatım dili oluştuğunu düşünüyorum. Peki ben hani buradaki öyküyü de okuduktan sonra Salim'in roman haline de 200 sayfalık halinde kişisel olarak merak ediyorum. Onu bir roman gibi ele alıp tekrar onu böyle bir roman olarak yayınlamak gibi bir fikir var mı kafanda? Yoksa o hani artık o metinle vedalaşıldı mı? Yani aslında vedalaşmıştım ama oyun çıktıktan sonra Şenay, ben bir dönüp bakayım dedim. Yani güzel yerler. Güzelmiş mi? güzel yerler varmış böyle yani. Buraya ne kadar böyle aslında anlatmışım vesaire dedim. Bilmiyorum, Saadet Hanım da bence bundan sonra kitap bir roman olmalı dedi. Onu elden geçirir miyim bilmiyorum. Şimdi sen deyince düşünürüm ama... Çünkü hani sen şimdi böyle söyleyince hani aslında evet, bu 200 sayfayı bulan bir romandı deyince, çünkü buradaki 40 sayfalık, yaklaşık 40-45 sayfalık olan metin güçlü bir metin. Hani onun devamı, hani daha büyük bir şeyini evet, insan okumak istiyor bir taraftan da. Ben teşekkür isterim ederim en azından diye. Belki bakarız. Şimdi, filmi olur mu sence? Filmi zor olur gibi biraz ya sanki. Yani... Bence tiyatral gerçeklikte evet, daha iyi. Yani... Çok söylem, konuşarak anlaşılabilecek bir şeymiş gibi geliyor bana çok. Adana nereden? Çünkü öyle Adana'yla çok bir bağın olmadığını hiç biliyoruz. Hani böyle niye Adana'dan çıktı geldi? Hani böyle bir Adana'nın özel bir şeyi var mı? Hiç böyle bir şey yok yani. Böyle bir hep merak, yani yazdığım dönemde daha Adana'ya hiç gitmemiştim. İşte biraz evvel konuştuk ya, Altın Koza dönemi. Tören orada olmadı. Adana'ya oyun koyduk, pandemi oldu. Ben hayatımda ilk defa Magarsus'un deneme çekiminde, ön hazırlığında gittim Adana'ya. Ama oyunu yazarken, yani böyle bir ilgim vardı tabii ki Adana'da, Adanalı edebiyatçılar, sinema dünyası vesaire. Bir de aslında bu kebap meselesinden oradan buraya gelmesi. Böyle bir Adana ilgimi çekiyordu orada, Çukurova'nın insanları, belki de hep okuduklarımızdan mütevellit. Böyle bir şeyim vardı. Sonra aslında ben yani uzunca yazdım ve Magarsus'la Adana'ya gittim. Magarsus'a döndükten sonra tamamladım. Peki, Uykusuz bir Rüya Salim'in çok açıkça belirtilmese de aslında bütün dokusuna silmiş bir 90'lar ruhu var. Biraz 90'lar sonu 2000'ler başı gibi bir ruhu var. Yani kullandığın metaforlardı biraz öyle. Daha doğrusu hikayenin geçtiği yerler, işte otobüs yolculukları, öğrenci hareketleri, polis şiddeti gibi aslına bakıldığında. Hatta Roberto Baggio. Roberto Baggio. Yani 90'ların simgeleri. Evet. Hatta işte bir yerde telefon çalıyor. İşte telefon çalma şeyi vardı. Onu okurken sonra döndüm, geri döndüm. Dükkanın telefonu çaldı. Evet, yazıyorum. Sadece cep telefonu da yok zaten falan gibi bir şeyden. Hani birincisi hani böyle bir hikayeyi, böyle bir, çünkü bugüne dair bir şey anlatıyor aslında. Bugün geldiğimiz yerin, o dönem Salim belki işte harekete geçebilseydi, bir şey yapabilseydi, o kadar atılı olmasaydı belki bugün başka bir şeye gelirdik gibi düşündürtüyor bir taraftan. O 90'lar konteksi nasıl oluştu kafanda senin metni yazarken? Aslında tabii ki yani ben 90'larda büyümüş biriyim. Yani çocukluğum 90'lı yıllara tekabül ediyor. Bir de şöyle bir şey var. Yani aslında Salim'in hayatında sesini çıkartmasıyla toplumsal olarak geldiğimiz yerde biraz evvel dediğin gibi sesini çıkartması bir paralellik sağlıyor. Bir de bugün, yani spoiler olmasın diye, bugün Salim'in kapatıldığı yer, o oda bugün anlatmak istediği şeyler hep çocukluğundan, yani eğer o gün çözebilseydi, yani hatırladığı ve örnek verdiği, dönmek istediği yer aslında o çocukluğundaki o oda. O gün eğer ilkokula, oyunda da var, eğer ben bir şarkı söyleyebilseydim,
İnsanların içinde bir anda ilkokulda teneffüse çıktığımda eğer bir avaz avaz bir şarkı söyleyebilseydim bugün hayatım daha farklı olurdu. Ve aslında o gün söyleyemediklerimiz bugün söylediklerimizin de üstünü kapattı diyebilirim. Yani bugün kanıksadığımız bu meşru olan sessizlik bugün söyleyemediklerimizin anlatamadıklarımızın çok kanıksandığı bir sessizlik var, bir uyku hali var. Böyle bir sanki bir bulutun içinde gitme hali var. Biraz da o zamanlardan ortaya çıkıyor bu. Salim tabii ki şimdi hatırladıkları o döneme ait oluyor. Yoksa yani gençliğinden ziyade o gün bir şeyler çözülebilseydi ailesiyle, hayatıyla bugün daha farklı olurdu. Evet, biraz öyle bir taraf var. Bir de şuna katılır mısın? Ben metni okurken de, oyunu izlerken de aslında sadece böyle hani kendi olamamış, sessizliğini kıramamış bir genç bir adamın izini takip ederken, onun vardığı yeri takip ederken bütün kurumsal bileşenler, işte baba, aile, din, aslında küçük esnaflık, yani o bütün bu var olan rejimin çekirdeği, yani orada yine spoiler olmasın ama hani oradaki işbirliği, evet. Yani o işte o küçük esnafın polisle yaptığı işbirliği ve onun yakıcı sonuçları, onun gibi bütün bunlar çok organik bir biçimde hikayenin. Hani bu böyle sadece hani iyi bir gözleme ve aslında iyi bir politik altyapıya da dayanıyor bir taraftan. Hani bunu bu kadar böyle normalmiş gibi anlatma becerisini de şey yaptım. Hani sen de bunu planlarken nasıl hani planladın diye sorulmaz ama hani nasıl geldi bu böyle aslında? Yani abi aslında diğer oyunlarda da böyle yazarken ben buradan politik büyük sözler söylemekten ziyade benim hayatım hep bu politikayı siyasal dönemi takip ederek geçti. Bununla işte filmler de böyle, oyunlar da böyle, hayatımın geneli de böyle. Şimdi baktığımız zaman bizim yani masalarımız, sözlerimiz, bulunduğumuz her şey bu politik atmosferin çok içinde. O yüzden de Salim bir şahit. O yüzden yani oyunda geçen cümlelerden biri, yani şahitler daha iyi bilir yaşayanlardan dedim hep 4 yaşından beri diyor. Yani biz de o kadar şahidiz ki artık bu şahit neredeyse yaşadıklarımızın daha ötesine geçti yani. Yaşananlardan daha çok şey biliyoruz şahit olarak. Yani taştı bizim zihnimiz, hafızamız. Bu yüzden de aslında bütün bu gözlemler, oradaki o Aksaray'ın ara sokakları, karakol, kebapçı, aile, ailenin sende kurduğu tahakküm, kuramadığın arkadaşlıklar, bütün bu politik atmosfer aslında iç içe geçsin istedim. Ve bunlar hep doğalında bir insanın hayalleriyle anlatılsın, bir insanın mücadelesiyle anlatılsın istedim. Zaten biz aslında baktığın zaman biz ne anlatırsak anlatalım artık 2024 yılı Türkiye'sinde politik oluyor. Değil mi? Bir de şöyle bir... Yani ne anlatırsak bugün biz seninle bir saat futbol konuşsak... Politikaya geliriz. Ya da yani politikaya bağlamadan konuşamayız. Evet. Doğru diyorsun. Bir de şey de var aslında, yani şimdi otobüste tanıştığı Gökhan ve Kıvılcım var. Üniversite öğrencisi, iki solcu genç. Onlarla kurduğu ilişki de aslında biraz böyle, ben şöyle düşündüm. Toplumun hani solla kurduğu şeyi gibi, yani doğru buluyor, takdir ediyor. Hani mesela hani işte deniz gezmişi, mahirleri bu toplumun genetiğinden çıkaramıyorlar. Yani toplumun çok büyük bir kesimi çok doğru buluyor, çok takdir ediyor ama kontak kuramıyor ya da bir türlü onun parçası olamıyor. Burada Salim'in Gökhan ve Kıvılcım'la kurduğu ilişkiydi biraz, ben hani onlarla olmaktan çok mutlu, onlarla geçirdiği vakti onları çok takdir ediyor, çok şey yapıyor ama oranın bir parçası da olamıyor bir türlü. Evet. Böyle bir o şey, ama bunu mesela Metin şeyi de yüklemiyor, Gökhan'la ve Kıvılcım'a da yüklemiyor. Evet. Dolayısıyla biraz bunu bir defa düşünüyorum böyle bunu düşüneceğim, gerçekten de öyle yani. Salim, Gökhan ve Kıvılcım onlardan daha çok seviyor. Yani belki de yani
Bütün bu sol değerleri halk çok sahipleniyor da biz mi anlatamıyoruz? Biz mi o bağı kuramıyoruz aslında yani? Baktığınız zaman Salim çok daha o bağ kuruyor Gökhan'la, Kıvılcım'la, onların anlattıklarıyla, onların mutluluğuyla, onların mücadelesiyle. Onları bir Beyazıt Meydanı'nda gördüğü zamanki yarattıkları güç, kuvvet, Salim'i daha etkileyen, daha mutlu eden şeyler. Bilmiyorum, topluma inmektense kendi aramızda kaybolduğumuz için belki de sessizliği vuramıyoruz. Peki. Şimdi biraz oyunculuk bahsine gidip ufak ufak toparlayacağım. Siz 10. yılını doldurdu evet. Tiyatronuz D22. Onun kuruluş ilkelerinde şöyle bir şey vardı. Okuyayım yanlış yapmamak için, bakarken gördüm. Kolektivizmden aldığı güçle sokaktaki insandan yola çıkarak ses çıkarmayı amaçlamaktadır diyor. Şimdi bu tiyatro için öyle ama senin özellikle film, rol aldığın filmlere bakınca işte Görülmüştür, işte Abluka, Karanlık Gece ve hatta işte Mavi Gözlü Dev'de de küçük rollerim var. Bu sanki böyle bu metindeki şey böyle film, sinemada seçtiğin rollere de özellikle dikkat ediyor musun? Özellikle sinemada hani bir derdi, bir mesleği karakterinde, filminde, yönetmeninde belki. Evet. Hani böyle bir şeyin var mı? Kırmızı çizgin var mı? Evet. Hepsini bir arada değerlendirmek istiyorum. Yani hikaye çok önemli oluyor benim için. Gerçekten iyi yazılmış bir hikaye, bir karakter ve yönetmen. Ben çok yönetmen seven biriyim. Bu anlamda da iyi ki Emin Alper, Özcan Alper, Serhat Kararslan gibi yani sinema anlamında yönetmenlerle çalıştım. Dizide de çok iyi yönetmenlerim oldu. Buna çok önem veriyorum çünkü bunun beni geliştirdiğini de düşünüyorum. Yani ben her filmden sonra oyunculuğuma daha başka bir şeyler katarak hikayeye, bugün bu kitabın olması, bu oyunları yazmam o gün bu kadar hikayeleri deşmemizle de ilgilidir. Yani ben Emin Alper'den, Özcan Alper'den çok şey öğrendim. Yani çünkü biz karakteri konuşuyoruz. Bütün o süreç, film bitiyor ama ilişkilerimiz hep devam etti. Bir film üzerine saatlerce konuşuyoruz. Bu benim çok önemsediğim bir şey. Ama ben hep şunu demedim yani, ben hep bağımsız filmlerde oynarım gibi bir kaygım olmadı. O filmler geldi. Hep yani son zamanlarda hep diyorum yani çok komedide oynamak istiyorum. Buradan da mesaj verelim yapımcılara, yönetmenlere. Diyelim. Yani ben konservatuvardan komedi oyuncusu olarak neredeyse mezun oluyordum. Yani benim hep giriş parçam komedi oyunuyla konservatuvara girdim. Hep komedi puanım yüksekti. Sonra böyle bir drama... Peki. Hani hazır kalem, kaleminin kıvraklığından bahsetmişken film senaryosu var mı peki? Yani böyle hani ya böyle bir fikir var, bunu da film senaryosu yapacağım. Hani niyetlenmek, denemek gibi bir şey var mı? Fikir var mı yoksa? Evet, aslında var. Artık herhalde bundan sonraki süreçte bir oyun yazma fikrim yok. yazarsam bir sinema film senaryosu yazmak isterim. Bir iki fikrim var. Belki o komedi olur. O da öyle kırarsın. O şeyi yazmaktansa bir yere gidip oynayayım. Tabii yani sana gelmiyorsa sen kendin yazıp oynayabilirsin. Belki öyle çözebilirsin evet. Meseleyi. Peki, o korktuğun soruya gelerek kapatalım. Bir film, bir kitap ve bir oyun öner. Neyse, bulduk son anda. Özel Bir Gün filmi Ettore Scola. Sophia Loren'in de oynadığı. Ben iki kere izledim ve çok keyif alarak izledim. Ben de film festivalinde izlemiştim yakın zamanda ve çok çok keyif alarak izledim. Yani hem yönetmenlik hem o hikayeyi öyle anlatmak, o açılış sekansı vesaire çok iyidir. Kitap olarak çok zor bir şey. Ama lisedeyken okuduğum ve seni çok etkilen, çok böyle herkes... O zaman böyle şöyle bir şey söyleyebilirim. Tabii bana sorsalar hep Bir Gün Tek Başına derim. Yani hani o edebi değerinden azade beni çok etkileyen, çok dokunan bir kitap olduğu içindir. Mesela belki öyle bir kitap da söyleyebilirsin. Evet. Şimdi tabii insanı mesela sen deyince gençliğinde evet Şehpetettin Destanı geliyor. Ama dün bir ara kütüphanede böyle ya bu Martin Eden'in son cümlesi neydi? Ben bundan nerede etkilenmiştim dedim.
konservatuar yıllarında Gezi Parkı'nda okuyup bitirmiştim Martin Eden'i. Ve böyle bir son cümlesini okuyunca böyle etkilenmiştim. Sonra gerçekten ben bundan niye etkilendim diye açtım baktım son cümlesini. Hiç o kadar etkilenmedim. Ama o anı hatırlıyorum yani. Hep böyle gözümün önünde kaldı yani Martin Eden. Gördün mü falan diye. Martin Eden diye. Belki okumamış olanlar etkilenir yani. Evet. Peki bir oyun var mı böyle hani tiyatro severler? Şu an. Ya öyle olsa belki hani en azından gitme fırsatları da olur. Hani bunu söyledikten sonra son olarak senin uykusuz bir gece uykusuz bir rüya Salim'in yakın zamanda izlenebilecek olan şeylerini de söyle. Böylece yakın zamanda çok fazla tiyatroyu takip edemedim. Yani hem set hem prova oyun çıktığı için. Ama gitmek istediğim oyunlar var. Hamiyet müzikalini izledim en son. En son izlediğim için ondan bahsedebilirim. Peyk grubunu sahnede canlı izlemek ve anlattıkları o hikayenin naifliği, Aslı İnandık ve bütün ekip gerçekten hikayeyi çok seviyor. Oyuncu grubunun bir hikayeyi bu kadar çok sevmesi size hemen çarpıyor. Ondan bahsedebilirim. Güzel arkadaşlarımın yaptığı bir iş. Peki senin oyunu ne zaman izleyebilir? 7-8 Şubat'ta Alan Kadıköy'de oynuyoruz. 12-23 Şubat'ta Fişekhane'de oynuyoruz. Ve 20 Şubat'ta da Ankara'da Ankara Sanat Tiyatrosu'na gelecek Uykusuz Bir Rüya Salim. Güncel tarihleri takip etmek için de tiyatro.d22'nin hesaplarını internet sitesine takip edebilirler. Beklerim. Peki. Çok sağ ol. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Geldin. Tamam. İlk programa konuk oldun. Ne güzel. Beni yalnız bırakmadın. Hayırlı olsun. Çok sağ ol. Yolunuzun olsun. Sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Achtung. Fertig. Los. Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen. Wer sitzt hier? Oskar sitzt da. Wo ist dein Portemonnaie, Oskar? Ich hab keins. Und das hier? Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so. Wir haben hier eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen. Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken, wenn du eine Ahnung hast. Ja? Herr Liebenwerder? Das Wichtigste, was ihr verstehen müsst, ist, dass ein Beweis immer eine Herleitung braucht. Schritt für Schritt. Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind. Sie sind doch alle... Ist alles okay? Hey! Mein Sohn klaut nicht. Wenn er klaut, brich ihm die Beine. Willst du mich an meinen Namen nehmen? Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen. Schämen Sie sich. Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach nicht aussagen. Was sind das für Meinungsverschiedenheiten? Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer. Programın ikinci bölümünde biraz sinema konuşacağız. Fatih Akın'ın Paramparça filmiyle Almanya adına Altın Küre ödülünü kazanmasının ardından bu yılda İlker Çatal'ın yönettiği Öğretmenler Odası filmi Oscar'da uluslararası film kategorisinde ilk 5'e kaldı. Güçlü bir aday olarak da gösteriliyor. Biz de bu vesileyle yani Öğretmenler Odası'nı değil ama bu vesileyle Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli yönetmenlerin durumuna biraz bakalım dedik ve bu konuda da meslektaşım Evrim Kaya'nın yardımına ihtiyacımız oldu. Evrim hoş geldin. Hoş bulduk Şener. Ben siz program yapmanı istemedim açıkçası. Bu arada biz Evrim'le yıllar önce 2 sezon Hayat TV'de sinema programı yapmıştık. İlk programı da onun ayağı uğurlu gelir diye onu çağırdım. Peki şöyle başlayalım. Yani medyada ben bak Türk medyasında ya da şeyde Türk-Alman yönetmenler diye bir tanım kullanıyor
Bu doğru mudur? Böyle midir? Şimdi bu karmaşık bir mesele. Bu program üzerine konuşurken üstünde durduğumuz benim 2021 yılında yaptığım bir soruşturma var. Almanya'da üretim yapan Türk ve Kürt sinemacılarla konuştum ve hepsine kendilerini nerede tanımladıklarını sordum. Çeşitli, farklı bir spektrum oluşturacak yanıtlar aldım. Akademinin farklı yanıtları var. İşte transnasyonel sinemalardan, işte ulusu ötesi yeni sinemalardan falan bahsediliyor. Ben her tanımda biraz işimi kolaylaştıran açıkçası bir şeye vardım bu tanım meselesinde de. Çok güzel bir deyişimiz vardır. İnsanın neresi acıyorsa canı oradadır. Bu yönetmenler genelde kendilerini başka azınlıklar için, başka kimlikler için, başka sınıfsal konumlar için de bu geçerli bence. Nerede bir tıkanmışlık var, nereyle ilgili canları yanmış, nerede üretimlerine ket vuruluyor, nerede bir temsil sıkıntısı çekiyorlar, oradan tanımlıyorlar. İki tane cevap benim özellikle aklımda kaldı. Bir tanesi Yüksel Yavuz'un yaptığı uyarı, bunu Almanlara sormak lazım öncelikle dedi. Ve başından geçen bir olayı anlattı. Birkaç yerde daha anlattığını biliyorum Yüksel Yavuz'un bu meselenin onun için neden önemli olduğunu. Küçük Özgürlük filmiyle Cannes'ın önemli bölümlerinden bir tanesi olan Belli Bir Bakış'ta yarıştığı sene, Alman delegasyonunun verdiği davette Kültür Bakanı'nın Fransızlar Alman sinemasını görmezden geliyorlar, yarışmada yine Alman filmi yok deyip başka bir bölümde yarışmada olan Küçük Özgürlük'ten hiç bahsetmeden sahneden indiğini anlattı. Yani biz kendimizi nerede görürsek görelim, onlar bizi nerede görüyorlar biraz daha belirleyici oluyor dedi. Genç kuşaktan Türkiye'den henüz keşfetmediğimizi gördüğüm bir İspanyol ve Türk anne babanın birlikteliğinin sonucunda dünyaya gelmiş olan diyeyim. Ceylan Ataman Çeka'da ben iki göçmenlik deneyimini de biliyorum ama göçmenliği birazcık nüanslı anlatılması gereken bir deneyim olarak görüyorum. Bana kalırsa sınıf deneyimi çok daha homojen ve ben kendimi birazcık sınıftan tanımlamayı tercih ediyorum dedi. İlker Çatak'tan hemen bahsedelim. O da mesela ben Alman endüstrisinin bir parçasıyım, kendimi Türkiye sinemasının bir parçası da görüyorum dedi. Çok çeşitli cevaplar var. Genel olarak Almanya'da doğmuş, büyümüş ve sinema yapan kuşak içerisinde uluslararası şöhrete İlk kavuşan ya da benim bildiğim, genel kamuoyunun bildiği Fatih Akın olduğu için biraz böyle o bir referans noktasıymış gibi algılanıyor ama böyle midir gerçekten? Yoksa... Gerçekten önemli bir nokta o. Fatih Akın'ın az önce bahsettiğim Yüksel Yavuz'un ve bu sene, geçen sene İstanbul Film Festivali'nde yarışmasının ardından yakın zamanda vizyona gelen Ayşe Polat'ın bir tür kırılma olduğunu söyleyebiliriz. Hatta onlar üzerine Deniz Göktürk'ün referans verdiği, bir makalesinde referans verdiği Alman ya da sadece Türkler politik filmler yapıyorlar artık diye, ölmekte olan yeni Alman sinemasının yerine bir Türk kökenliler sinemasının ortaya çıktığı tartışıldı. O zamanlar tabii burada bir yeni bir tartışma olan Türk-Kürt ayrımı yapılmıyordu. Giderek bunun da şey yapmaya başladığını, belirleyici olmaya başladığını gördük. Ama evet, bu kuşak gerçekten birazcık bir şeyleri başlatan kuşak oldu. Daha sonra oradan devam eden bir şekilde ama Alman kamuoyunda onların referansıyla bilinen insanlar sinemaya girmeye başladılar. Şöyle bir şey vardı, bizim kuşak biraz onu biliyor. Tevfik Başar, Şerif Gören, Koran Yusar gibi hani Türkiye orijinli olup Almanya'da film çekmiş isimler vardı. Ama şimdi bu bahsettiğimiz kuşak Almanya'da doğup büyümüş bir kuşak. Tematik olarak... Yani biraz önce bahsettiğim orijinli olanlarla Almanya'da büyüyenler arasındaki hikaye ve anlatı tematik olarak. Ya öyle keskin bir şekilde onlar öyle bunlar böyle diye kıramayız ama bir dönüşümden bahsedebiliriz. Kendilerinin de dile getirdikleri, Ayşe Polat'ın o zaman biraz da dikkat çektiği üzere ilk dönemlerde birazcık benzer temalar, daha çok işte o misafir işçi, göçmen işçi ve onun entegrasyonu, farklılıkların, karşıtlıkların
aşılması ve entegrasyon paradigmasından devam eden benzer hikayeler ön plandaydı. O Tevfik Başar kuşağının ve o dönemde Türkler üzerine film yapan Alman Biodeutsch ifadesini burada çok seviyorum. Gerçekten Alman sinemacıların da etrafında döndüğü temalar birazcık işte yabancılaşma, içine kapanıklık, memleket hasreti, sıkışma, kadın kurtuluşu, kadın emansipasyonu zorlukları falan gibi temalardı. Zaman geçtikçe, kuşak şekillendikçe, kuşak şekil değiştirdikçe, farklı göçmenlik biçimleriyle, buna işte politik göçmenleri ekleyelim, iktisadi durumun yarattığı dünya genelindeki nüfus hareketlerinden dolayı daha heterojen göçmenliklerin olmasıyla temalarda çeşitlendi. O sıkışmışlığın hemen ardında bir şey dalgası var. Fatih Akın'ın da, işte Ayşe Polat'ın da, Yüksel Yavuz'un da, İlker Çatağ'ın da ilk dönemlerinde yaptığı bir eve dönüş filmleri temasını çok görüyoruz. Orada bir şekilde bir Türkiye'de büyümemiş Türk kökenli, Kürt kökenli birisinin eve dönüşü ya da Alman birisinin Türkiye'yi keşfetmesi üzerinden eve dönüş teması bir süre çok meşgul etti. Şimdi artık yeni bir evrede olduğumuzu düşünüyorum ben. Herhalde İlker Çatağ'ın da yeni dönemlerini bunun üzerinden göreceğiz ve birazcık şey yapan Almanya sinemasının içinde göçmenlerin de olduğu filmler ön planda olacak herhalde. Peki son olarak belli ki buradan da baktığımızda gördüğümüz gibi bu sinemaya uluslararası bir ilgi de var. Hem uluslararası festivallerin hem Altın Küre'nin, Oscar'ın bu ilgiyi neye bağlayabiliriz sence? Ben geldiğimiz noktada bu sinemanın, yani nereden tarif edersek edelim o göçmenlik durumunu, sinemasının istisnai bir durumdan çıkıp paradigmatik bir şeye doğru gittiğini düşünüyorum. Yani artık yarı gönüllü, gönüllü ya da zorunlu göçler ve hibrit kültürler diyelim hadi. Dünyanın her yerinde emek hareketlerinin, yeni prekarlıkların falan oluşmasıyla istisna olmaktan çıktı ve aslında önümüzdeki dönemde sinemanın kendi paradigması olacak bir noktaya geldi. Bu anlamda ana bu sinemacıların ana akım içinde söylüyorum bunu, şey içinde, burada ben kendi birikimim ve ilgi alanlarım dolayısıyla biraz festival çevrelerinde sınırlı kaldım ama Almanya sinemasının içinde hiç Almanya'nın dışına çıkmayan tamamen ticari işlerin yapıldığı da bir göçmen hattı var. Biri de keşke onları araştırsa diye düşünüyorum. İki açıdan bence bu sinema bizden ve Almanya'dan ve dünya perspektifinden baktığımızda önemli. Öncelikle işte Türkiye'de konuşulmayan, konuşulamamış şeylerin biraz başka bir platformda karşılaşmalarla, işte özellikle Kürt ve Türk tarafına baktığımızda yeni bir perspektif ve yeni şeylerle, tanışıklıklarla iletişimini sağlaması açısından önemli. Bizim tarihimize, işte hatta güncel siyasetimizde, mesela 2014'te Yüksel Yavuz'un Umut filminde Türkiye'deki adayları, seçim sürecindeki adayları izlediği filmlerde olduğu gibi onlara yeni perspektifler getirmesi açısından çok çok önemli. Bir de burada Ayşe Polat'ın son filminin ismine referans verelim. Bu çift kimlik Almanya içinde, dünya içinde başka şekillerde kör noktada kalacak, göremeyeceğimiz yerleri yakalama açısından çok önemli. O yüzden ileriki döneminde sinemanın paradigmatik bir örnek teşkil ettiğini, istisnai olmadığını düşünüyorum. Peki. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Geldin ilk programda. Yalnız bırakmadın. Ağzına sağlık. Önü açık olsun. Heyecanla takip ettiğimiz bir program olacak. Sağ ol. Teşekkür ederim. Netflix Ayarı'nın bu haftalık sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.